Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi türev alma kurallarını çözüyorduk dostlarım. İlk 28 soruyu gömmüştük türev alma kurallarının karma sorularında. Yani sayfa 17'ye kadar geldik arkadaşlar. Şimdi 29'dan itibaren 56'ya kadar olan sorularımızı çözeceğiz bu videomuzla. Bakalım nasıl olacak görelim. Evet, 29. sorumuz. Diyor ki bir fonksiyon verilmiş ki parçalı fonksiyon. Buna göre f'de eksi 2'yi bulun diyor. İki tane soru sormuşuz burada. Bir f'de eksi 2'yi bulacağız. Bir de f'de 3'ü bulacağız. Şimdi f'de 3, yani f'in türevinde 3 daha doğrusu. Yani 3 dediğimiz sayı bizim fonksiyonumuzun kritik noktası, görüyorsunuz. Kritik noktadayken farklı bir işlem yapıyorum. Ama eksi 2 dediğimiz şey kritik nokta değil. Kritik nokta değilse işiniz gayet kolay. Eksi 2 hangisinin aralığına giriyor? Bakın eksi 2 3'ten küçük olduğu için üsttekinin aralığına giriyor. O yüzden bunu çözerken, yani f'de eksi 2'nin türevini bulurken üstteki fonksiyonu kullanacakmışım dostum. Yani x kare artı 1'dir benim fonksiyonum diyor. Ve bunun türevini alacakmışım. X gördüğüm yere de eksi 2 yazacakmışım. Hadi türevini alalım. 2x yapar. X gördüğümüz yere de eksi 2 yazarsak cevap eksi 4 gelir dostlar. Evet, bu gayet basitti. Şimdi gelelim kritik noktada türev almayı görelim bir de. Bu da basitti arkadaşlarım. Yani sadece biraz uzun işlem yapıyorduk bunda da. Ne yapıyoruz? Önce sürekli mi diye bakıyoruz. Süreklilik demek ne demekti? Buradaki 3 parçada da x yerine 3 yazdığında aynı sayıyı vermeliydi dostlar. Mesela şimdi birincisinde x yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 9 artı 1'den 10 geldi. İkincisi zaten direkt 10 ki bunlar eşit çıktı. Hadi bir de üçüncüsü de eşit çıkarsa süreklidir diyeceğiz. X yerine ne yazıyoruz? 3. 6 kere 3 18. 8 çıktı. Bakın o da 10 çıktı. Bu ne demek? Süreklidir demek. Sürekli çıktığına göre artık türevli mi diye bakabilirim. Eğer ki sürekli çıkmasaydı zaten sürekli değil, türevi de yoktur deyip hiç türev kısmına girmeyecektim. Ama şimdi ne yapalım? Türevi var mı diye bakalım. Peki türevine nasıl bakıyorduk parçalı fonksiyonlarda? Önce sağdan veya önce soldan, yani sağdan ve soldan türevlerini alacaktık dostlar. Ve bakalım bunlar eşit midir diyecektik. Şimdi ben sağdan ve soldan türevlerini yazıyorum 3 noktasındaki. Şimdi 3'e sağdan yanaştığımda, yani 3'ten büyük değerleri alacağız. Şu fonksiyonu kullanacağız. 6x eksi 8'e. Benim fonksiyonum 6x eksi 8'dir. Bunun türevini alıp x yerine 3 yazacağım. Bakalım eşit mi? Soldan türevinde 3'ten küçük değerlere bakıyorum. Şu fonksiyonun türevini alacağız. Yani x kare artı 1 fonksiyonun türevini alıp x yerine 3 yazacağız. Toparlayalım. Buranın türevi ne yaptı dostum? 6. Buranın türevi ne yaptı? 2x. Peki x yerine de 3 yazalım. Bakın x yerine 3 yazdığınızda gerçekten 6 eşittir 6 çıkıyor. O halde türevlidir. Ve hatta türev değeri de 6'dır dedik. Yani f'in türevinde 3 6'ymış. Sorunun cevabı 6'dır dedim dostlar. Evet, geldik buna. 30. sorumuz. Bakın fonksiyonu veriliyor diyor. Yine parçalı bir fonksiyon. Ve r de türevlidir diyor arkadaşlarım. Yani tüm reel sayılarda türevli. O halde 1'de de türevli. Kritik noktada da türevli. Madem ki kritik noktada türevli, o yüzden o zaman sürekli de olacak o halde. Hemen sürekliliğini bir araştıralım. Süreklilik neydi? Kritik noktamız, yani 1 yazdığımızda bu, bu ve bu. Üçü birbirine eşit olacak diyeceğiz dostlar. O halde hemen eşit diyelim. X yerine 1 yazdığımızda şurada ne oldu? 3A artı B geldi. 3A artı B eşit olacak eksi 13'e ve o da eşit olacak. Şurada 1 yazalım X yerine. A artı B eksi 2 gelecek dostlar. Ve buradan hemen A ile B'yi biz istersek buluruz. Bakın şurası zaten eksi 13'e eşit. Bunu bir yazalım. 3A artı B eşittir eksi 13. Şurayı konuşalım, şu son ikisini. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam eksi 11 gelir ki A artı B eşittir eksi 11'miş. Hadi yok etme metodu yapalım dostlarım. Bunları direkt birbirlerinden çıkartalım. 3A'dan A çıktı 2A. B'den B çıktı 0.
Eksi 13'ten eksi eksi 11 artı 11'e döndü. Eşittir eksi 2. Demek ki A eşittir. Biraz yukarıya kaldıralım. Eksi 1,5. A'yı bulduk. Şimdi A'yı da getirip şunların birinde yerine yazdığınızda, mesela şurada yerine yazalım. Eksi 1 yazarsak eksi 3. Bu tarafa attım. Artı 3 geldi. Eksi 10 oldu B. B eşittir eksi 10. Bize de neyi soruyor? A çarpı B'yi, yani eksi 10'la 1'in çarpımı nedir diye soruyor. Cevabımız 10 geldi dostlar. Evet. 31 numaralı sorudayız. Mutlak değerli bir soru arkadaşlarım. Türevli olduğu en geniş küme nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz bu mutlak değerlerde ve karekökte şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bir kere bu fonksiyon normalde tüm reel sayılarda türevlidir. Hepsinde. Ama türevsiz olduğu kritik noktaları vardır. Bunları çıkartacağız dostlarım. Peki neydi öğretmenim türevsiz olduğu kritik noktalar? Hemen bunu bir çarpanlarına ayırıyoruz. İçini sıfır yapan ifadeleri bulacağız. Ki bunu çarpanlarına ayırdığımızda eksi 5 ile artı 3 geliyor değil mi? Eksi 5 ile 3 doğru. Demek ki şöyle oluyor bunun çarpanları dostlarım. Fx şu hale geliyor. X eksi 5, x artı 3. Mutlak değer içerisinde. Fx fonksiyonumuz buymuş aslında. Şimdi mutlak değerde neye bakıyorduk? Kuvvete. Kuvvet eğer ki 1 ise, ki buradaki kuvvetlerimiz 1. Ne demiştik? Bizim bu kritik noktalarda türevimiz yok demiştik değil mi dostlarım? 1'de de yok. 1'den küçük olsaydı şuradaki kuvvetler orada da yoktu. Bunların kuvveti 1 olduğu için x eşittir 5'te ve x eşittir eksi 3'te türev yoktur. O yüzden tüm reel sayılardan ben eksi 3 ve 5 değerlerini çıkartmalıyım dostlarım. Bu ikisinde türev yok ama bunun dışındaki bütün sayılarda türev vardır diyebilirim. Bakın bir alttakine bakalım. Yine türevli olduğu en geniş küme nedir diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi şöyle diyoruz. Normalde tüm reel sayılarda türevi var bu adamın. Ama içini sıfır yapan değerlere bir bakalım. Kuvvetlerine bakalım daha doğrusu. Şimdi bu adamın çarpanlarına ayırırsak eksi 1'e eksi 1 diye ayırmalıyız ki bu adam şöyle oldu. Mutlak değer içinde x eksi 1'in karesi geldi fx. Şimdi kuvvete bakıyorum. Kuvvet 2. Kuvvet 1'den büyük. Kuvvet 1'den büyük. O halde türev var. Hatta ne demiştik? Türevi var ve kesin sıfırdır türevi demiştik. Kuvvet 1'den büyükse. Ama benim için türevin kaç olduğunun önemi yok şu anda. Türevi var mı yok mu diye bakıyorum. O yüzden bundan bir şey çıkartmama gerek yok. Hani kritik noktasında da türev olduğu için hiçbir şey çıkartmayacağım. Direkt reel sayılardır diyeceğim. Çünkü 1'de de türevi var. Eğer kuvvet 1'den küçük bir sayı çıksaydı ya da 1 çıksaydı diyecektim ki x eşittir 1 için türevi yoktur. O yüzden tüm reel sayılardan türevi olmayanları çıkartmalıyım diyecektim arkadaşlar. Geldik şuna bakın bir tane daha yapalım şimdi. Türevli olduğu en geniş küme. Artık şuna alıştık. Şimdi normalde tüm reel sayılardır. Fakat köklerini çıkartacağız arkadaşlarım. Yani kritik noktalarını çıkartmamız lazım. Peki bunun çarpanlarını ayırmayı deneyelim hemen. Bakın bu çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlar. Şöyle nereden anladın hocam? Bir de deltasına bakalım emin olalım. Delta b kare yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. 4 eksi 20 yani deltamız eksi 16. Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse kök yok demiştik hatırlarsanız ikinci dereceden denklemlerde. Kökü yoksa demek ki kritik noktası yok. Lan olmayan bir şeyin türevi var mı yok mu diye bahsedebilir miyim? Hayır. Kökü olmadığı için bu adamın türevsiz olduğu nokta yoktur. O yüzden tüm reel sayılarda türevlidir arkadaşlarım. Çözüm kümesi reel sayılar deriz. Hadi şuna geldik. Fonksiyonu tüm reel sayılarda türevli ise. He diyeceksin. Az önce ne yaptık biz? Lan tüm reel sayılarda türevli olması için ne olması lazım? Bunun kökünün olmaması lazım. Kritik noktasının olmaması lazım. Ve dolayısıyla kökü yoksa delta küçük sıfır olmalı arkadaşlar. Peki hemen bakalım. Delta hatta eşit sıfırda olsa olur değil mi? Deltayı sıfır yapan değerler de birinci dereceden olduğu zaman ne diyorduk? Kuvvetlerimiz birinci dereceden çıkacak.
Birinci dereceden kuvvet çıktığı zaman da kök yok diyorduk arkadaşlarım. 31. özelliğe bakarsanız tekrar hatırlarsınız. Evet, çaydan bir yudum aldık, devam. Şimdi ne yapıyorum o halde? Hemen bunun deltasını bulalım. B kare yani A kare geldi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Küçük eşit 0. Buradan A kare küçük eşit 36. Ne diyeceğiz A için dostlarım? Hemen eşitsizliği hatırlayın. 6 ile eksi 6 aralığındadır dedik. A'nın alabileceği değerlerin aralığı budur dedim dostlarım. Evet. Çevirdim arka tarafı. Geldim 35 numaralı soruya. Bakalım ne diyor bu sorumuz? Doğru veya yanlış cümlelerini kullanacağız. Fonksiyonu için. X eşit 0 da türevlidir diyor dostlarım. Kesinlikle doğru. X eşit 0 da türevlidir diyor. E bu da doğru tabii ki. X eşit 3 de türevi 6'dır diye bir şey söylemiş bize. Şimdi X eşit 3 için... şimdi X eşit 0 dediğimiz şey kritik noktaydı değil mi dostlarım? Kritik nokta. 0 yapan değer kritik noktamız ve kuvveti 1 olduğu zaman hemen bir de yanında aynısı olduğu zaman x olduğu zaman bu kesin türevlidir. Orayı sakın şaşırmayın arkadaşlar. Gerekirse bunu hemen dışarıya çıkartın. X kare diye çıktı. Sağdan ve soldan türevlerine bakın. 2x'dir bunun türevi. X yerine de 0 yazdığınızda 0 eşittir 0 gelir. Sağdan ve soldan türevleri eşit gelir. Ya da işte x eşit 0 için 0'a bir soldan bir de sağdan yanaşın arkadaşlarım. Yine sürekli olduğunu görürsünüz. X eşit 3'te türevi vardır. Şimdi ben x yerine 3 yazdığımda bu dışarıya aynen çıkıyor. Dışarıya aynen çıkarsa mutlak değere bir de x ile karşılaştı. X kare oldu benim fx fonksiyonum. Fx x kare oldu. Bakın 3. öncülü yapıyorum burada. Demek ki f'in türevi ne oldu bu durumda? 2x oldu. Ve x yerine de 3 yazdığımda ne geliyor dostlarım? 6 geliyor. Evet, türevi kesinlikle 6'dır. Demek ki bu da doğru. Hepsi doğruymuş. 36 numaradayız. Bakın az önceki soruyu şimdi bir tık daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi x eksi 2. Bize de 2'deki türevini soruyor. Yani kritik noktadaki türevini soruyor dostlarım. Peki kuvvet 1 olduğu zaman ne demiştik? Türev yok. O zaman burada türev yok. Şuna gelelim. Yine f'in türevinde 2'yi soruyor fakat yanında sadece x var. Bakın alttakine bakın, kendisi var yanında. X eksi 2, x eksi 2 var yanında. Ama burada x var arkadaşlar. Şimdi türevi var mı yok mu hesabına girerseniz yine sağdan ve soldan türevlerine bakacaksınız. Bunun da türevinin olmadığını göreceğiz dostlar. X eşit 2 için bunu dışarıya çıkarttığını düşün. Hemen ne geliyor? X kare eksi 2x geliyor dostlar. Sağdan ve soldan türevine bakıyorsunuz. Bir sağdan bir soldan yanaşın buna. Bir eksi 2x geliyor sağdan türevi. 2x geliyor soldan türev. Ve 2 yazdığında bir eksi 4 bir de artı 4 geliyor. Sağdan ve soldan türevler birbirine eşit gelmiyor yani. O yüzden türevi yok diyor. Şimdi burası bizim için önemli. Bakın burada türev var. Niye var öğretmenim? Sen 2 yazdığında bu dışarıya aynen çıkıyor. Yani bu x eksi 2'nin karesi geliyor dostum. Ve kuvvet 1'den büyük olduğu zaman ne diyorduk? Türev var ve hatta türevi kesinlikle 0'dır diyoruz. Evet, geldik 7. sorumuza. 2 defa türev almamızı istemiş dostlarım. Gayet basit, kolay bir sorudur dostlar. Önce şu fx fonksiyonunu bir satır düzenleyelim. 2 dursun. Şu x üzeri 1 bölü 3'ü de yukarıya x üzeri eksi 1 bölü 3 diye atalım. Şimdi türevini alalım. Bir kere türevini alıyorum. F'in türevinde x. 2 duruyor. Eksi 1 bölü 3'ü çarpım durumunda başa yazdım. X üstünde de ne oldu? Bunun 1 eksiği. Eksi 1 diyelim buraya, ne geliyor? Eksi 3, eksi 4 bölü 3 geldi. Şimdi bu birinci türevi. Hadi diyorum bunun da bir daha türevini al. Hemen alalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpanlara dokunmadım. Çarpı. Şimdi ne yapıyorum? Kuvveti bir başa alıyorum. Eksi 4 bölü 3. Ve x üstünde bunun 1 eksiğini yazıyorum. Eksi 7 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Eksi 7 bölü 3 geldi. Şimdi bize de neyi soruyor? X yerine 1 yazın diyor dostlar. F'in çift türevinde x gördüğünüz yere 1 yazın diyor. Hadi yazalım. Şimdi şurada zaten 2 var. Çarpı. Şurada eksi 1 bölü 3, eksi 4 bölü 3 ile çarpılırsa 4 bölü 9 geliyor buradan. Onu böyle yazalım. Çarpı 1 yazarsam 1'in kuvveti 1'dir.
buraya da 1 geldi diyebilirim. Bunları da çarptığınızda 2 kere 4, 8 bölü 9 geldi sorumun cevabı diyebiliriz dostlar. Evet, geldik 38 numaralı soruya. F'in türevinde 3'ü alın diyor dostlarım bize. F'in türevinde 3'ü bulun diyor. Bakın neler yapacağız şimdi. Köklü bir ifadeyle karşı karşıyayız. Lütfen dikkatli olun. Şimdi bir kere önce türevini alalım. Neydi bunun türevi? Köklü bir ifadenin türevini nasıl yapıyorduk? İçinin türevi 1 bölü 2 çarpı kök içinde aynısı. İşte bu f'in türevinde x. Şimdi sana da diyor ki f'in türevinde 3'ü bul. Sen de diyorsun ki lan hocam bu ifadede x yerine 3 yazdığımda burası 0 geliyor. Yani payda 0 oluyor. Dolayısıyla tanımsız yapıyor f'de 3. F'in türevinde 3. O halde f'in türevinde 3 bunu tanımsız yapıyorsa burada türev yoktur dostlarım. Diyeceksin ki f'in türevinde 3 değeri yoktur. Bu ifade 3 için tanımsızdır. Dolayısıyla türevi de yoktur. Şimdi gelelim 39'a. Diyor ki fonksiyonu sadece bir x değeri için türevsiz ise. Bak şimdi aynı yukarıda yaptığımızı buna burada da uygulayalım dostlarım. Şimdi normalde sen bunun türevini almak istesen şöyle almıyor musun? F'in türevi diyelim x. İçinin türevi 2x eksi a bölü 2 çarpı kök içinde şu ifadenin aynısı. Yani x kare eksi ax artı 4 diyor. Şimdi bunun türevsiz olduğu bir tane nokta var mı? Şimdi bunun türevsiz olması için ne olması lazım? Paydanın 0 olması lazım. Demek ki burayı 0 yapan türevsiz olması için sadece bir değer varmış ya. Burayı 0 yapan bir tane x değeri varmış. He. Lan burayı 0 yapan bir tane x değeri demek ne demek? Bu ifade yani x kare eksi ax artı 4 dediğim ifade demek ki bir tam karenin açılımıymış arkadaşlarım. Yani x eksi k gibi ya da x artı k gibi bir tam karenin açılımıymış ki bunun bir tane kökü vardır değil mi? O da nedir işte? K. Demek ki bir tam kareymiş arkadaşlar bu. Madem ki bir tam kare o halde a dediğimiz ifade ya 4 ya da eksi 4 olmalı arkadaşlarım. Çünkü bu tam kare olması için şunun 2'ye 2 diye ayrılması lazım. Ya da eksi 2'ye eksi 2 diye ayıracağız ki burayı da x'e x diye ayıracağız. Ya x artı 2 çarpı x artı 2'dir. Yani x artı 2'nin karesidir. Ya da x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir. X eksi 2'nin karesi diye yazılır. Ve sen burayı düzenlediğinde 2 kere 2 şurayı verecek. Ya 4 olur. Eksi 2 ile eksi 2 ya da eksi 4 olur arkadaşlarım. Dolayısıyla a dediğimiz şey ya 4 ya da eksi 4'tür dostlar. Evet, geldik bir sonraki sorumuza. Fonksiyonunun türevsiz olduğu x değerleri. Şimdi bakın iki soruda yaptık. İki soruda, üstteki iki soruda artık ne dedik? Hani türevini aldığımızda şuradaki ifadenin aynısı paydaya geliyor. Şuraya geliyor. O yüzden ben bir daha türevini almakla uğraşmayacağım bu soruda. Artık şunu biliyoruz. Türevsiz olduğu değerleri veya türevli olduğu değerleri soruyorsa bize şunun köklerine bakıyormuşuz dostlarım. Çünkü bu ifade türevini aldığınızda hadi yine üşenmeyelim. 2x eksi 3 bölü 2 çarpı kök içinde x kare eksi 3x eksi 10 olarak paydaya geldiği için bu ifade paydayı tanımsız yapıp yapmadığına bakıyoruz. Türevli veya türevsiz olduğunu sorduğu zaman. Dolayısıyla hiç türevini almadan direkt buradaki ifadenin çarpanlarını ayıralım. Yani şurayı da çarpanlarını ayıralım. Hemen ayırıyorum. X kare eksi 3x eksi 10'u çarpanlarını ayıralım. 5'e 2 desek. Eksi 5 desek buna oldu mu? Oldu. Evet. X eksi 5 x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrıldı arkadaşlarım. Demek ki kökleri 5 ile eksi 2'dir dedim. 5 ile eksi 2 burayı 0 yapıyor. Yani bu ifadeyi tanımsız yapıyor. Yani bu ifade de türevsizdir arkadaşlarım. 5 ile eksi 2 aralığında türevsizdir. Hemen gelin türevsiz olduğu başka değerler var mı diye kökleri tabloda gösterelim dostlar. Şöyle yapalım. Burası artı, eksi, artıyla başladı. Bakınız işte şu aralıkta bizim fonksiyonumuz negatif değerler aldığı için
bu aralıkta türevleri yoktur. Yani eksi 2 ile 5 aralığında türev yoktur. Eksi 2 ile 5 de dahil. İşte türevsiz olduğu değerler buralardır dostlarım. Bu aralıktır dedik. Evet, 40 numarada tamamdır. Hemen geldik 41 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. R'de türevli ise A'nın değer aralığı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu ifadenin türevli olabilmesi için hani türevini aldığımızda paydaya geliyordu. Artık bakın türev almayacağım bu sefer. Kesin almayacağım. Az önceki soruda da aldık almayacağımız dediğimiz halde. Ne diyorum şimdi? Bu paydaya geliyor türev aldığımda. Paydayı sıfır yapan değerler de türevsiz olduğu noktalar demiştik. Ama bu tüm reel sayılarda türevliyse demek ki bunu sıfır yapan değer yok. Paydayı sıfır yapan değer yok demektir dostlarım. Dolayısıyla bu adamın kökü yok demektir. Dolayısıyla deltası kesinlikle sıfırdan küçük demektir dostlar. Hemen deltasını bulalım bunun. B kare eksi 4 ac yani a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 küçüktür 0. Yani a kare küçüktür 16. Bu durumda da a küçüktür 4'ten büyüktür eksi 4'ten deriz. Aralığını böyle buluruz arkadaşlar. Evet, geldik 42 numaralı soruya. Bu sorudan da bir 3-4 tane çözmüştük arkadaşlar hatırlarsanız. Klasik bir sorumuzdur dedik. Ne yapacağınızı aslında benden bile daha iyi biliyorsunuz şu anda diye düşünüyorum. Şimdi, belli bir sırada çarpanları soruyorsa x eksi 8'e kadar gelmiş bu. Biz x eksi 40'a kadar sormuştuk hatırlarsanız bir soruda. Hatta bir soruda x eksi 2019'a kadar getirmiştik birkaç soru önce. Evet, şöyle bir rahatlayalım. Şimdi devam. Şimdi ne diyecektik burada dostlarım? Bize neyi soruyor? 1'i. 1 hangisinin köküyse onu bir ayrı tutuyoruz. Geri kalanların hepsine gx diyorduk dostlarım. Yani şuna, şuna ve şuraya gx diyoruz dostlar. O halde bizim fx dediğimiz fonksiyon şu hale geliyor. X eksi 1'i ayrı tuttuk. Çarpı geri kalanlara da gx dedik. İşte fonksiyonumuz bu oldu. Şimdi bize de diyor ki bunun türevini al. Hemen f'in türevinde x'i bulalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani birinci de x eksi 1'di. Ve diyor ki x yerine 1 yaz. Şimdi f'in türevinde 1 dediğimiz ifade 1 yazarsak burası g'de 1 gelir. 1 yazarsam şurası 0 oldu, burası komple gitti. Artı 0'ı yazmadım artık. Bakın f'in türevinde 1, g'de 1'e eşitmiş dostlarım meğerse. O zaman ben şimdi g'de 1'i bulacağım. Peki bulalım. G'de 1 dediğimiz şey. Şimdi şuna x yerine 1 yazıyorum. 1. Şurada 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. X eksi 3 var bu aralıkta. X eksi 3'te x yerine 1 yazarsam eksi 2 geldi. X eksi 4 var. Kısa olduğu için bunu şöyle bir yazayım. X eksi 4, x eksi 5, x eksi 6, x eksi 7, x eksi 8'e kadar geliyor. Eksi 2 geldi. Nerede? Şurada. X eksi 2'ye 1 yazarsam eksi 3 geliyor. 1 yazarsam eksi 4 geliyor. 1 yazarsam eksi 5, eksi 6, 1 yazarsam da eksi 7 geliyor. Bunların çarpımı geldi. Yani kısaca 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı ki o da 7 faktöriyeldir. Bir de işaretini mutlaka kontrol edin demiştik dostlarım. 7 tane sayı var, 7 tane eksi var burada değil mi? Normalde 8 tane var ama biri katma işin içine. Eksilere bakın, 7 tane eksi var. Yani tek sayıda eksi var. Tek sayıda eksinin çarpımı da negatif bir sayı çıkacağı için eksi 7 faktöriyel olur sorunun cevabı. Evet, bunun aynısını da polinomlu olarak çözmüştük ama burada da fonksiyonunu vermiş bize. Hatta fonksiyonumuzda bakın sonucumuz birinci dereceden çıktığı için gayet kolay bir soru oldu. Bu soru. Şimdi biz burada fx'i nasıl seçecektik? Fonksiyonun kendisini şuradaki ifade olarak seçin demiştim değil mi arkadaşlarım? Yani bu kaçıncı derece? Birinci derece. O zaman biz de fonksiyonu birinci dereceden seçeceğiz. Yani fx'i ax artı b diye seçelim. O halde f'in türevinde x ne oluyor dostlarım? A oluyor sadece. Ve bunların ikisinin toplamı. Toplayalım. Ax artı b ile a'nın toplamı 2x artı 8'miş. Şimdi
X'in katsayısı A, X'in katsayısı 2. Demek ki A eşittir 2. Sabit sayımız B artı A, yani B artı 2. Eşitmiş, buradaki sabit sayı 8. Demek ki B'miz 6. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. O halde fx'i bir daha yazalım. Fx neydi? Ax, yani 2x artı b, yani artı 6. Bize neyi soruyor? F'de 2'yi soruyor. Hemen x yerine 2 yazalım dostlarım. 4 artı 6 geliyor. O da 10 çıktı sorunun cevabı. Evet, geldik 44 numaralı sorumuza. Zincir kuralımız var burada dostlarım. Zincir kuralındaki... Şimdi muhabbeti hatırlıyorsunuz tabii ki. Neydi? Dy bölü dx'i mi soruyor bize? Yapacağımız şey şuydu. Dy bölü dx eşittir. Şimdi biz y'nin u'ya göre türevini alıyoruz. O halde dy bölü du çarpı u'nun da v'ye göre türevini alıyoruz. O halde du bölü dv çarpı v'nin de x'e göre türevini alıyoruz. O halde dv bölü dx. Ve sen şunları sadeleştirdiğinde çarpım durumunda oldukları için sadeleşiyorlar. Geriye gerçekten de dy bölü dx kaldığını görüyor. O zaman dy bölü dx'i bulmak için benim yapmam gereken şey şuymuş. 1. dy bölü du, yani y'nin u'ya göre türevini al diyor. Y'nin u'ya göre türevi gayet kolay. 2u'dur arkadaşlarım, hemen yazalım. 2u çarpı. Sonra u'nun v'ye göre türevini al diyor. Bu da kolay. 2v artı 1 olur. Çarpı. V'nin de x'e göre türevini al diyor. Kök x'in türevi neydi dostlarım? 1 bölü 2 kök x'ti. İşte türevini aldık. Şimdi neyi soruyor bize? Bir şey sormuyor. Dy bölü dx'i soruyor. Yani getirin x gördüğünüz yere de bunları yazın diyor arkadaşlarım. Yani v gördüğünüz yere de x'li bir şey yazacaksınız. U gördüğünüz yere de x'li bir şey yazacaksınız. Bunu istiyor bizden. İstediği şey bu. Şimdi... hemen v gördüğümüz yere ne yazalım? Kök x yazalım. Bakın şurası şöyle oldu. 2 kök x artı 1 geldi. Çarpı 1 bölü 2 kök x de burası çıktı. Peki çarpı diyelim. U gördüğümüz yere ne yazacağız? U gördüğümüz yere de x'li bir şey yazacağım ama öncelikle u gördüğüm yere v'li bir şey yazmalıyım. V'ye de kök x yazmalıyım. O halde şöyle oluyor. Şunu onu kenarda yapayım. Şurada kenarda kırmızıyla yapalım onu. Şimdi şöyle oluyor dostlarım. V kök x'e eşit ya. Demek ki u eşittir. V yerine kök x yazıyorum. Kök x'in karesi artı kök x geliyor. Şimdi y de u'ya eşitti. U kareye eşitti daha doğrusu. Bunun karesi de y'ye eşit. Y eşittir. Bunun karesini alacağım. Şimdi kök x'in karesi zaten x'tir. Artı kök x geliyor buradan. Bunun da karesini aldığımda y'yi buluyor. Şimdi hemen y lazım mı bize bu arada, onu da yazdım ama y lazım değil ki, u lazımdı bize. Direkt u yerine de şunu yazalım. Kök x'in karesi, yani x artı kök x. İşte bu da u. İşte aradığın cevap bu arkadaşım. Bunu da tabii ki düzenleyeceksin. Cevap ne geliyorsa onu işaretleyeceksin. Ben sonucu bulmuşum herhalde. Evet, 2x artı 3 kök x artı 1 demişim sonuca. İsterseniz de yapalım ya. Şunu şöyle içeriye doğru dağıtacağız. Bunu da dağıtacağız. Bak ya da uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi çok sorumuz var. Yalandan yere uzun işlem yapmayalım. Gelelim biz şuna. Evet. dy bölü dx'i bulun diyor. Yani y'nin x'e göre türevini alın. Sonra da 1 yazın diyor. Gelin önce şu y'yi bir düzenleyelim. Şimdi köklü ifade olduğu için bunu bir üslü ifadeye çevirelim. Şöyle x kare artı 3x eksi 2. Şimdi işte ben olsam sizin yerinizde burada videoyu bir durdururum. Kendim yapmayı denerim arkadaşım. Şimdi y'yi üslü ifadeye çevirdim. 3 bölü 2 diye yazdım. Şimdi türevini alıyorum. 3 bölü 2 başa geldi. İçine aynen yazıyorum. Ve kuvveti bir azalttım. 3 bölü 2'den de 1 çıkarsa 1 bölü 2 kaldı. Bitmedi çarpı, bir de içinin türevi vardı değil mi dostlarım? O da 2x artı 3'tür. İşte aradığınız cevap bu. Şimdi burada da x yerine 1 yazın diyor. Hadi yazalım, x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 3 bölü 2. Şimdi 1 yazarsak 1. 3 de buradan geliyor, 4. 4'ten 2 çıktı, 2. 2 üstünde 1 bölü 2 oldu burası. Çarpı. Ne yazıyordum? 1 yazıyordum. 2, 3 daha, 5 geldi burası arkadaşlar. Bunu da bir satır düzenleyelim. 3 kere 5, 15 bölü 2. Çarpı.
2 üzeri 1 bölü 2 demek de kök 2 demektir. Sorunun cevabı 15 kök 2 bölü 2 geldi diyebiliriz. Evet, şuna geldik. Bileşke fonksiyonun türevini alın diyor. Sadece üçlüsü var arkadaşlar. Biz ikilisini zaten yapmıştık. Şimdi gelin önce şunu bir açalım. Neydi bu? G'nin içine h'ı, h'ın içine f'i yaz, f'in içine de x'i yaz demektir bu. Şimdi bunun da türevini alacağız. Nasıl aldık dostlarım türevi? En dıştan başlıyorum. Şimdi g'nin türevi diyorum. İçine aynen yazıyorum. H, f, x. Çarpı, şimdi bir içeri girdik. G'den içeri giriyorum. H'ın türevi. İçine aynen yazıyorum. F, x. Çarpı diyorum. Şimdi bir içeri daha girdim. F'in türevi. De x. İşte mevzu bu. Bize de burada x gördüğünüz yere 1 yazın diyor dostlarım. Şimdi x gördüğümüz yere de 1 yazalım. Bakalım ne olacak. G'nin türevinde h içinde f'de 1 oldu. Çarpı, yok eksi 1 yazın diyormuş, pardon. Dikkatli olalım. H'ın türevinde f'de eksi 1 oldu. Çarpı f'in türevinde eksi 1 geldi. Şimdi bilmemiz gerekenler. F'in türevi. Önce şu kenarda f'in türevini bir bulalım. F'in türevinde x eşittir. F'in türevini alırsanız 3 geldi. Demek ki eksi 1 de 3 gelecek. Şurası 3. Sonra f'de eksi 1 lazım bize dostlarım. F'de eksi 1. Direkt eksi 1 yazacağım. Eksi 3, 2 daha eksi 1 çıkıyormuş. F'de eksi 1. Şurada da f'de eksi 1 var. Buraya da eksi 1 yazalım. Şimdi bir satır daha düzenleyelim isterseniz bunu. Bakalım ne hale döndü görelim. Şöyle bir şey oldu. G'nin türevinde h'da eksi 1 oldu. Çarpı h'ın türevinde eksi 1 oldu. Çarpı bir de 3'ümüz var. Şimdi h'ın türevi, h'ın türevini alırsak 1 gelir. Kaç yazarsanız yazın hep 1 gelecek demektir. Demek ki şurası 1. Şimdi burada zaten 3 var. Onu görelim. Çarpı, şimdi şu h'da eksi 1'i bulalım. X yerine eksi 1 yazarsak dostlarım, burası 0 geldi. H'da eksi 1 0'mış. O halde şu hale döndü benim ifadem. G'nin türevinde 0 çarpı 1 çarpı 3, yani 3. Şimdi g'nin türevinde 0 lazım bize. Hadi gelin şu kenarda g'nin türevinde x'i bulalım. Türevini alırsak 2x yapıyor. Ki x yerine de 0 yazdığınızda g'nin türevinde 0 eşittir 0 geliyor. O halde şurası 0'mış. 0 ile 3'ün çarpımı da 0'mış diyebiliriz dostlarım. Cevap 0 geldi. Evet, 46 numaralı tamamdır. Geldik 47 numaralı sorumuza. Polinom sorusu arkadaşlarım. Yine daha önceden çözdüğümüz soru tarzlarından. Evet, ne demiştik? Buradaki px'e şimdi ne diyeceğiz biz? Şuradaki kaçın, nerede görmüyorsunuz siz? Şurası kaçıncı derecedense px'e de o dereceden bir ifade diyecektik arkadaşlarım. O halde bizim px dediğimiz polinom 3. dereceden bir polinom olacak. Şuraya yazıyor. Px eşittir a x küp artı b x kare artı c x artı d. Peki p'nin türevi ne olacak bu durumda? Onu da bulalım. 3 a x kare artı 2 b x artı c. Bu da türevi. Şimdi diyor ki bunların toplamı şuna eşit. Hadi bunları toplayalım. Toplarken de aynı dereceli katsayıları parantez içinde toplayalım arkadaşlar. Şimdi x küpten bir tane var. O yüzden a x küp diyorum. Artı x kare hem burada var hem burada var. O yüzden b artı 3a parantezinde x kare diyor. X kare parantezinde yazdım dostlar. Sonra x'lik terime gelelim. Bir burada var bir burada var. Yani c artı 2b x parantezinde artı sabit sayılara geldim. C ile D. C artı D. İşte bu iki polinomun toplamı bu. Ve bu da eşitmiş. X küp eksi x kare eksi 3x artı 4. Şimdi gelin polinom eşitliği yapalım. X küp. Burada kat sayısı 1, burada A. Demek ki A 1'e eşit. Bu 1. X kare. Burada kat sayısı B artı 3A. A da 1 olduğu için B artı 3 yazdım. Burada x karenin katsayısı da eksi 1.
Eksi 1'e eşitledim. O halde B'yi eksi 4 buldum. Bu da tamamdır. Sonra C artı 2B eşitmiş x'li katsayı. Buradaki x'li katsayı eksi 3 olduğu için eksi 3'e eşitledim. B'yi eksi 4 bulmuştuk. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Eksi 8 buraya artı 8 geldi. C'de 5 çıktı. Son olarak C artı D eşitmiş sabit sayımız 4'e. C 5'ti. 5'i bu tarafa atarsam D eşittir. 4 eksi 5'ten eksi 1 geldi. Evet, D'yi de bulduk. Şimdi yapmamız gereken Px polinomunu düzenli bir şekilde yazmak. Hemen Px'i bir daha yazıyorum. Şimdi Px neydi? Şurada bakın. A yerine 1 yazacağım. X küp geldi. B yerine eksi 4 yazacağım. Eksi 4 x kare geldi. C yerine 5 yazacağız. 5x geldi. D yerine de eksi 1 yazdık. İşte Px polinomumuz bu. Bize de kaçı soruyordu? P'de eksi 1'i bulun diyordu. P'de eksi 1'i de hemen bulalım. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 yazarsam eksi 4. Eksi 1 yazarsam eksi 5. Bir de eksi 1 burada var. Topladım eksi 9. Eksi 11 yaptı. Sorunun cevabı geldi. Evet, 18 numaralı sorudayız. Bakın burada sakın ha Px hemen birinci dereceden bir polinomdur diye zıplamayalım arkadaşlarım. Neden? Çünkü burada çarpım durumunda. Bizim daha önceki sorularımızda hep neydi? Toplam durumundaydı arkadaşlarım. Toplama durumunda olduğu zaman evet deminkiden beri yaptığımızı yapacağız. Ama çarpım durumundaysa hiç böyle uğraşmanıza gerek yok. Şimdi şu ifadeyi öyle iki şeyin çarpımı şeklinde yazacağım ki arkadaşlarım. Bakınız şu 9x artı 6'yı. Eksi 3 parantezine alsanıza bunu bir. Eksi 3 parantezine alın. Eksi 3 parantezine aldığımızda şurası ne geliyor? Eksi 3x geliyor. Bir de artı 2 geliyor arkadaşlar. Eksi 3x artı 2 geldi. Değil mi? Yok. Eksi 2 geliyor değil mi? Eksi 3x eksi 2 geliyor. Pardon yanlış söyledim. Eksi 2 geldi. Ve bakın ben şuraya px dediğimde burası da gerçekten p'nin türevinde x oluyor arkadaşlarım. Ve ikisinin çarpımı gerçekten de 9x artı 6 yaptı. O halde benim px dediğim ifade ya şöyle olacak. Şimdi px'i ben eksi 3 parantezine alarak yazdım ya. Belki de artı 3 parantezine alsaydım ne olacaktı? 3x artı 2 gelecekti. Bakın bunun da türevi bu çıktı. Yani px ya eksi 3x eksi 2'dir. Ya da 3x artı 2'dir arkadaşlar. Şimdi px 3x artı 2 ise veya şöyle yazalım. Px eksi 3x eksi 2 olabilir diye. O halde şimdi bana p'de 1'i soruyor. P'de 1. 1 yazarsam 3, 1, 3, 2 daha 5. 1 yazarsam eksi 5. Şimdi ikisi de olur. Zaten bize de kaç olabilir diye soruyor soru. 5 veya eksi 5 olabilir. Şıklarda da hangisi varsa onu işaretleriz dostlar. Evet, 9. sorudayız. Bakın yine köklü bir ifadede türev alacağız. Önce bu kökü bir düzenleyelim. Şu fonksiyonu şöyle yazalım. 3. dereceden x kare çarpı x üzeri 1 bölü 2. Şimdi burada çarpım olduğu için toplayabiliyorum bunları. 3. dereceden 2 kere 2 4 5 bölü 2 yaptı burası. Şimdi bunu da tekrar üstlü ifadeye çevirelim. X üstünde 5 bölü 2 bölü 3 oldu. Yani x üstünde 5 bölü 6 geldi. Benim aradığım fonksiyon buymuş. Şimdi bunun da türevini alın diyor arkadaşlarım. Hemen bir kerecik türevini alalım. F'in türevinde x. 5 bölü 6'yı başa yazıyorum. X üstünde eksi 1 bölü 6 kalıyor değil mi? 1 çıkartırsak. Eksi 1 bölü 6. İşte bu türevidir dostlarım. Bize de neyi soruyor? F'in türevinde 64'ü mü bulun diyor. İsterseniz bunu bir satır daha düzenleyelim. 5 bölü 6. Buna da takla attıracağız. Çarpı 1 bölü kök x diyelim. Ama 6. dereceden kök x. Evet. Şimdi x yerine 64 yazın diyor. Şöyle oldu. 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 6. dereceden kökün içinde 64 var. 64 dediğimiz şey 2'nin 6. kuvvetidir. O yüzden bu adam dışarıya 2 diye çıkar. Yani 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 olur. O da 5 bölü 12'dir deriz sorunun cevabı.
Evet, artık bu soru sizin için kek bir sorudur diyebilirim dostlarım. F'in türevinde 4'ü bulun diyor. O halde biz şuradaki x eksi 4'lü ifadeyi ayrı tutacağız. Geri kalanlarına gx diyeceğiz demiştik ve fx'i şu halde yazıyorum. X eksi 4'ü bir ayrı tuttum. Geri kalanlara da gx dedim. Şimdi türevini alıyorum. F'in türevinde x eşittir diyelim. X eksi 4'ün türevi 1 çarpı gx. Artı ikincinin türevinde x çarpı birinci. X yerine de 4 yazın diyor. 4 yazarsak şurası 0 geldi. Komple 0 çıktı. Yani f'in türevinde 4, g'de 4'e eşit oldu. Peki, şimdi g'de 4 yazacağız. G dediğimiz şey neydi? X eksi 4 hariç hepsi. Peki yazalım. X yerine 4 yazıyorum. 4 olur. 4 yazarsam 3 olur. 4 yazarsam 2 olur. X eksi 3'te 4 yazarsam 1 olur. Çarpı x eksi 4 yoktu. X eksi 5 var. X eksi 5'te 4 yazarsam eksi 1. X eksi 6'da 4 yazarsam da eksi 2 gelir. İşte budur benim aradığım cevap. O da şurası 2 yaptı. 4 kere 3 12. 24. 2 ile de çarptım. 48 geldi sorunun cevabı. Evet, 51. soru. Biraz farklılık olsun diye böyle yapma gereği duydum arkadaşlarım. Bakınız burada da ne var? P'nin çift türevi, ikinci türevi ile birinci türevi var. Şimdi ben hemen P'nin birinci türevi, yani şuradaki hangisinin türevi daha küçükse, bak hep ne yapıyordum? Px'e bununla aynı dereceyi veriyorum. Buradaki türevi olmayan ya da türevi düşük olana. Türevi düşük olan hangisi ise bununla aynı değeri vereceğiz. O yüzden P'nin türevi birinci dereceden olsun diyor. P'nin türevi birinci derecedense P dediğim ifade ikinci dereceden olmalı. Yani AX kare artı BX artı C gibi bir şey olmalı. P'nin türevi bakın ne geliyor bu durumda? 2AX artı B geliyor. Yani birinci dereceden çıkıyor. Peki P'nin çift türevine geldi bu durumda? 2A geldi. Evet, şimdi bunları da getirip yerine yazalım arkadaşlar. Şununla şunun toplamı buna eşitmiş. Yani 2A ile 2AX artı B'nin toplamı 6X artı 2'ymiş. Bakın X'in katsayısı 2A, X'in katsayısı 6. Demek ki 2A eşittir 6, A eşittir 3. Sabit sayımız 2A artı B'dir. Burada da 2'dir. A 3 olduğu için 6 bu tarafa atarsam 2 eksi 6'dan B'de eksi 4 gelir. Şimdi demek ki bizim Px polinomumuz şöyleymiş arkadaşlar. Px polinomunu bir satır daha düzenliyorum. Ax kareydi demek ki 3x kare. Artı Bx'di yani demek ki eksi 4x bir de c var. İşte bu bizim Px polinomumuz. Şimdi bize bir de ne vermiş bu soru? P'de 1 4'tür demiş. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. 3 olur. Eksi 4 olur. Artı c. Ve bu da kaça eşitmiş? 4'e. C eşittir buradan 8'den 3 çıktı 5 olur. C'yi de bulduk arkadaşlarım. C'de 5. Yani Px polinomunu şurada bir daha düzgün yazayım. Px şudur. 3x kare eksi 4x. C'yi de 5 bulduğum için artı 5'tir arkadaşlar. Ve getirip bize de neyi soruyor? Eksi 1'i yazın diyor. X gördüğünüz yere eksi 1 yazın diyor. Eksi 1 yazarsam 3, eksi 1 yazarsam 4, artı 5, 7, 12 mi geldi sorunun cevabı? Evet, geldik buna. Burada şimdi Px'e ne diyeceğiz arkadaşlarım? Px kesinlikle ikinci derecedendir. Yani hangisinin türevi daha küçükse, bak bu ikinci dereceden, bu hiç türevsiz. O yüzden buna şuradaki dereceyle aynı şeyi yazacağım. Yani bizim Px'imiz kesinlikle ikinci dereceden bir fonksiyondur dedi. O halde P'nin birinci türevinde x'i bulalım. 2ax artı b'dir. Hemen buradan da P'nin ikinci türevinde x'i bulalım. O da 2a'dır arkadaşlarım dedik. Şimdi getirip Px ile P'nin ikinci türevini toplayın diyor. Yani ax kare artı bx artı c ile 2a'yı toplayın diyor. Bu da x kare artı 4x artı 6 olsun diyor. 6'ya eşittir diyor. Şimdi x karenin katsayısı 1. X karenin katsayısı a. Demek ki a dediğimiz şey kesinlikle 1 olacak. Bunu bir kere bulalım.
Doğru söyledim değil mi? Evet, A eşittir 1 olacak. Hemen yazalım bunu. Sonra BX'in var burada. Burada da 4x var arkadaşlarım. Demek ki B eşittir 4 olacak. Bunu söyleyelim hemen. Sonra C artı 2A benim buradaki sabit sayım. Buradaki de 6. A 1 olduğu için bu tarafa attım. C'yi de 4 buldum dostlarım. C'yi de 4. Pekala. Buraya kadar her şey tamam. Yoruldum ya, birazcık dinleneyim istedim arkadaşlarım. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi polinomumuzu bulduk. Bize de neyi soruyor? Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan, yani p'de 1 demekti değil mi arkadaşlarım? P'de 1'i soruyor. O yüzden ben px'i bir daha şuraya düzgünce bir yazayım. Px eşittir. A'yı 1 bulduk, x kare gelir. B'yi 4 bulduk, artı 4x gelir. C'yi de 4 bulduk, artı 4 gelir. Şimdi gelin px'i yerine yazalım. Yani x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1, 4 daha 5, 4 daha 9 geldi sorunun cevabı. 51, 12 çıkıyor. 52'nin cevabı 9'muş arkadaşlarım. Şuraya da ben bunu not olarak yazıyorum. 52'nin cevabı 9'dur diyorum. Diyelim. Onu yazmamışız. Pekala. 52 de tamamdır. Şimdi artık geçebiliriz 53'e. Şimdi arkadaşlar, okulda zil çaldı, teneffüs, biraz ses çok çıkacak. İsterseniz şöyle yapalım, ben bir durdurayım videoyu burada, devam edeyim kaldığım yerde. Evet, devam edelim arkadaşlarım. 53. sorumuzda bakalım ne diyor. DY bölü DX'i bulun diyor. Fakat Y A'ya bağlı, A B'ye, B de X'e bağlı. Yani arada zincirler var arkadaşlarım. O halde ben DY bölü DX'i bulacaksam şöyle zincir kuralında DY bölü DX eşittir diyorum. Ben Y'nin A'ya göre türevini alabiliyorum çarpı A'nın B'ye göre türevini alabiliyorum çarpı B'nin de X'e göre türevini alabiliyorum dedim. O halde bunların çarpımlarını şöyle sadeleştirdiğimde DY bölü DX'in çıktığını da görüyorum. Demek ki DY bölü DX'i bulacaksam Y'nin A'ya göre türevini almalıyım bir kere ilk önce. Hemen alalım. Buna artık alıştınız arkadaşlarım. Şu A üzeri eksi 1 demektir. Bunun da türevi eksi 1 çarpı A üzerinde eksi 2 diye gelir. Sonra eksi şu var bir de değil mi arkadaşlar? A üzeri eksi 2'nin türevini alacağız. Eksi 2 başa geldi. Şuraya artı yaptı. Artı 2. A üzerinde eksi 3 oldu. Şu hale geldi. Şimdi bu neydi? Y'nin A'ya göre türevi. Bunları da dikkat edin. A üzeri eksi 1, A üzeri eksi 2 diyerek türevlerini aldık. Şimdi çarpı sıra geldi A'nın B'ye göre türevini almaya. A'nın B'ye göre türevini alalım. Bu gayet kolay. Polinom türevi 2B artı 3'tür diyorum. Sonra çarpı, şimdi de B'nin X'e göre türevini alacağız dostlarım. Burada bakın. İki farklı terim var. İkisinde de kuvvet var. Önce şu birincisini alalım. Kuvvetini başa getiriyorum. 2. İçine aynen yazıp kuvveti bir azaltacağım. 1 yapacağım kuvveti yani. Çarpı içinin türevi 2'dir. Eksi var arada. X küpün türevi de 3x'tir. 3x karedir arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi de neyi soruyor bize? X eşit 1 için değeri kaçtır? Hemen x yerine 1 yazalım. Şurası geliyor zaten. 1 yazarsak 2. 1 çıktı. 1, sonra 2 ile 1'in çarpımı 2, 2 ile 2'nin çarpımı şuraya kadar 4 oldu. 1 yazarsam burası da eksi 3 geldi. 4'ten 3 çıktı. Şurası komple 1 çıktı arkadaşım. Burası tamamdır. Çarpım durumunda olduğu için 1'in de etkisi yok. Burayla işim yokmuş benim yani. Geçtim burayı. Şimdi B yerine kaç yazacağız? Peki B'yi bulalım. X yerine 1 yazıyorduk. 1 yazarsak 2'den 1 çıktı 1. 1'in karesi 1. Eksi 1 yazarsam 1, 0 gelecek. B yerine de 0 yazacakmışız. Hemen yazalım. 2 çarpı 0 artı 3'ten. Şurası da komple 3 geldi. Tamam. Şimdi şuraya geldi sıra. A yerine kaç yazacağız peki diye soralım. Şimdi B yerine 0 yazıyorduk. O halde A'yı da B yerine 0 yazarsam 0. 3 kere 0, 0. Şuradan da 2 geliyor arkadaşlarım. A'da 2 çıktı.
A yerine de 2 yazacakmışız. Hemen yazalım. 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4 yapar. Eksi var başında. Eksi 1 bölü 4. Artı 2'nin üçüncü kuvveti 8 yapar. Eksi var. Eksi demek tatlı artır demek. 1 bölü 8. 2 ile çarptım. 1 bölü 4. Ve bakın 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıktı. 0 oldu şurası. 0 çarpı 3 çarpı 1. Yani sonucumuz 0 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 54. sorumuz yine bir zincir kuralı sorusu bakın. Y'nin K cinsinden verilmiş, K da X cinsinden verilmiş. DY bölü DX'i soruyor. O halde biz Y'nin K'ya göre türevini alacağız. K'nın da X'e göre türevini alıp çarptığımızda DY bölü DX gelecek. Şimdi Y'nin K'ya göre türevini alalım bakalım. Şurada parantezin içinde yazalım arkadaşlar. Köklü bir ifade var. İçinin türevi 1'dir bölü 2 tane kök içinde k artı 1 geldi. Artı şuranın türevini alacağız. Şimdi bu ifade de şu demek değil mi? 49 çarpı 2k artı 1'in eksi 1'inci kuvveti demektir. Şimdi eksi 1'i başa alırsak eksi 49 yapar. Yani şöyle olur. 49 çarpı eksi 1 çarpı 2k artı 1'in biraz azalttım. Eksi 2'inci kuvveti çarpı İçine girmeyi unutmayın. Çarpı 2. Bu hale geldi. Şimdi biz nerenin türevini aldık daha? Sadece y'nin k'ya göre türevini aldık. Çarpı diyorum. Şimdi de k'nın x'e göre türevini alacağım. Arkadaşlar burada da dikkat edin. Çarpım durumunda iki ifade var. Sadece soruyu biraz zorlaşsın diye böyle gıcık yazmışım arkadaşlar. Şimdi çarpımın türevini alacağız. O halde şuradan devam edelim mi? Şöyle burayı burada yazalım arkadaşlarım. Yana geçmesin. Peki çarpımın türevi. Şimdi birincinin türevi. Şuraya dikkat. Birinci burası. 2'yi başa aldım. İçini aynen yazıp kuvveti biraz azalttım. Çarpı içinin türevi. Bu birincinin türevi. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Yani x kare artı 2x artı 3 aynen yazdım. Artı ikincinin türevi yani 2x artı 2'dir. Çarpı birinciyi de aynen yazıyorum. 3x eksi 1'in karesi diyorum. İşte bu da K'nın X'e göre türevidir. Şimdi gelin diyor X yerine 0 yazın diyor dostlarım. Peki X yerine 0 yazarsak önce şurada yazalım K'yı bulalım. X yerine 0 yazdığımda burası eksi 1 karesi 1 gelir. X yerine 0 yazdığımda burası 3 gelir. Yani K'ya 3 yazacakmışız dostlarım. K'ya 3 X'e de 0 yazıyormuşuz. Şimdi K'ya 3 yazalım. 3 yazarsam şuradan 3 artı 1 4. Kök dışına 2 diye çıktı. 2 ile çarptı. 1 bölü 4 oldu burası. Şuradan başlayalım. Mavi ile yazalım. 1 bölü 4 artı. K yerine 3 yazıyorduk. 3 yazarsak 6, 1 daha 7. 7'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 49 yapar. 1 bölü 49'u da şu sadeleşirse geriye eksi 1 ile 2 kalır sadece. O da eksi 2 yapar. Evet burası böyleymiş dostlarım. 1 bölü 4 eksi 2'ymiş burası. Çarpı, şimdi x yerine ne yazıyorduk? 0. 0 yazarsak burası eksi 1 yapar. Şurası eksi 1. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. 3 ile çarptım. Eksi 6 geldi buraya kadar. 0 yaparsam burası 3 yapar. Eksi 18 yaptı burası. Şimdi artımız var. Şurada 0 yazarsam 2 çarpı 0 yazarsam eksi 1'in karesi 1. Bir de 2 var. Şimdi burayı bir daha toparlayalım. Şurayı bir daha toparlayalım. Eksi 8 bir daha eksi 7 bölü 4 yaptı çarpı. Eksi 16 da buradan geldi. Eksi ile eksinin çarpımı bir kere artı olacak. 4 ile 16'yı sadeleştirelim. 4 kalsın. 28 geldi arkadaşlarım. Sorunun cevabı. Evet gıcıkmış. Şimdi 55. Bu da gıcık. Bu da uzun bir soru. Bakalım ne diyor arkadaşlarım bir görelim. Şimdi öyle bir g fonksiyonu tanımlanmış ki dostlarım g n kaçıncı derecede n kaçsa burada ki bize 2 ve 3'ü sormuş. 2 ise 2 tane f alın diyor. 3 ise 3 tane f bileşke f bileşke f bileşke f alın diyor. Yani n tane dediği bu. Burası kaçsa o kadar f'in bileşkesi halinde tanımlanmış. Şimdi bize neyi soruyordu? G'de 2. G'de 2 demek f bileşke f bileşke türevinde 3 demektir arkadaşlarım. Bu
G'de 2. Peki artı G'de 3. G'nin türevinde 3 daha doğrusu. Hemen G nasıl bir fonksiyonmuş? Üçüncü türevini alırsak, daha doğrusu üçüncü indisini alırsak diyelim. F bileşke F'in türevinde 3'ü bulun diyor. Bizden istenen bu. Şimdi burası biraz uzun sürecek tabii ki arkadaşlarım. Şöyle yapacağız. Şimdi önce şunun türevini bir alalım. F içinde F diyelim X. Şimdi türevi nedir bunun dostlarım? F'in türevi çarpı içine aynen yazdım. Çarpı içinin türevi yani F'in türevinde X. Bu bunun türevi. Şimdi gelin bunu bir bulalım. Ne istiyordu bizden? 3'ü bulun diyordu bize. F'de 3. F'de 3'ü bulursam 2 kere 3 6. 6 3 daha 9. 9'dan 9 bölü 1 9. F'de 3 9'dur. Şimdi de F'in türevinde 9'u bulacağız. O yüzden F'in türevini almam lazım benim kenarda. Hemen şurada bir yerde F'in türevini alalım. Şuraya F'in türevi neymiş bir yazalım. F'in türevinde x. Çarpımın türevidir. Birincinin türevi 2. Çarpı ikinciyi aynen yaz. X eksi 2 eksi. İkincinin türevi 1. Çarpı birinciyi aynen yaz. 2x artı 3. Bölü ikincinin karesi. Yani x eksi 2'nin karesi. Şimdi bize ne lazımdı? F'in türevinde 9. Hemen şurada bulalım. F'in türevinde 9 kaç çıkıyormuş? 9'dan 2 çıktı. 7. 2 ile çarptık. 14. Bu 14. 9 yazarsam burası 21. 14 eksi 21'den burası 14 eksi 21'den eksi 7. 9 yazdım 7. 7'nin karesi 49. Eksi 7 bölü 49'dan da eksi 1 bölü 7 geldi. Evet. Eksi 1 bölü 7 çıktı. F'in türevinde 9. Şurası o halde eksi 1 bölü 7. Şimdi şurada ne lazım? 3 yazıyorduk x gördüğümüz yere. F'in türevinde 3 lazım. 3 yazalım bir de. Bir de onu bulalım. 3'ten 2 çıktı 1. 2 ile çarptım 6. Bu dursun elimizde. Ne yazıyorduk? 3. 2 kere 3 6. 6 3 daha 9. 6 eksi 9'dan eksi 3 geldi burası. 3 yazıyordum. 3'ün karesi de 1 geldi. Bir daha dikkatli yazalım ya. Şimdi bir daha yapalım. 3 yazıyorduk. 3'ten 2 çıktı 1. 2 ile 1'in çarpımı 2 geldi burası. 3 yazıyordum. 6 9. 2 eksi 9 olacak. 2 eksi 9 da eksi 7 yapar. 1 oluyordu burası. Eksi 7. F'in türevinde 3 de eksi 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi şurası da eksi 7 çıktı. Bunların da çarpımı 1 geldi. Demek ki şu ifadenin sonucu 1. Burayı bulduk. Burası 1 çıktı. Evet şimdi sıra geldi diğerini bulmaya. Hadi bakalım bir de onunla uğraşalım şimdi. Bu da üçlüsünün türeviymiş arkadaşlarım. Yani üçlüsünün türevini de şurada yapalım isterseniz. Şimdi çok yer yok. Öyle hızlı hızlı yapalım birazcık. Bu da ne demekti? Şimdi F'in türevinde içine aynen yaz. F bileşke F de X. Çarpı içine gir. F'in türevinde F bileşke F de X. Çarpı içine gir. F'in türevinde X demektir arkadaşlar. Şimdi bildiğimiz şeyler. X yerine 3 yazacağız. F'in türevinde 3 neydi? Şurası eksi 7 idi. Şurayı da bulmuştuk sanki biz değil mi? Eksi 1 bölü 7 çıkıyordu hatta burası. Şurası da eksi 1 bölü 7. Şimdi gelelim buraya. Şimdi F'de 3 lazım bize. F'de 3'ü bulmuştuk sanki bir yerde biz ya. Nerede bulduk F'de 3'ü? Neyse bir daha bulalım. F'de 3 şurada yerine yazarsam F'de 3'ü 3 yazarsak X yerine 6 9 bölü 1'den 9. F'de 3 9. Şurası 9. Peki F'de 9 geldi. F'de 9'u bulalım. 18 3 daha 21. 21 bölü 9 eksi 2'den 7. 21 bölü 7'den 3. Şurası oldu komple 3. F'in türevinde de 3 çıktı burası. O da eksi 7 idi. Şurası da eksi 7. Evet şimdi şunlar sadeleştiler. 1 kaldı. Bir tek eksi 7 çıktı burası da. Şurası da eksi 7'ymiş arkadaşlar. Bize de 1 eksi 7'yi soruyor. Cevap eksi 6 geldi. Evet bayağı uzundu. Ve yerimiz dardı. Mümkün olanları yapmaya çalıştım. Bazılarını kafadan hızlı hızlı yaptık arkadaşlar. Geldik buna. Son sorumuz. Fx pozitif değerli bir fonksiyon. Ve şöyle bir ifade varsa f'in türevinde 3 değeri kaçtır diye soruyor. Madem
türevden bahsediyor arkadaşlar. Gelin her iki tarafın türevini alalım burada hemen. Şimdi şurayı bir ayırayım şöyle. Biraz yer açalım kendimize. Hemen her iki tarafın türevini alıyorum. Şimdi şuranın türevini alalım. Kuvvet olduğu için 2 başa geldi. F 2x eksi 1 oldu. Çarpı kuvvetten F'e girdi. F'in türevinde 2x eksi 1 oldu. Çarpı bir de içinin türevi 2 vardır. Onu da yazdık. Eksi, şimdi şuranın türevini alıyorum. F'in türevinde x artı 1 oldu. Çarpı içinin türevi 1 olduğu için yazmıyor. Eşittir diyor. Şimdi buranın türevi. 2'yi başa aldık. İçine aynen yazdık. Kuvveti bir azalttık. Şurası eksi x artı 1. Kuvveti de bir azalttım. Çarpı içinin türevi. Yani 2x eksi 1. Şurada da eksi 2x'in türevi var. Eksi 2 geldi. 1'in türevi 0 olduğu için yazmadım. Yani şurada bir de eksi 2 var arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın türevini aldım. Şimdi x yerine 3 yazacağız. Ya da türevinde 3 olsun istiyor. 3 olması için x yerine kaç yazmalıyım? 2. 2 yazarsam bakın 4 eksi 1'den 3. O zaman diyorum ki x eşittir 2 için. Bakalım neler geliyor. X yerine 2 yazalım. 2 çarpı. Bir de şurada 2 var ya, onu 4 çarpı diye yazayım ben. Şu 2 ile şu 2'yi çarptım direkt. 2 yazarsam f'te 3 geliyor. Çarpı f'in türevinde 3 geliyor. Tamam. Eksi 2 yazarsam f'in türevinde 3 geliyor. Eşittir. 2 yazmıştım arkadaşlarım. 4. 2 çıktı 2. 1 geldi 3. Şurası 3. 2 yazmıştım. Burası 3. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Eksi 2 var. 16 oldu burası da. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi bize ne lazım? F'in türevinde 3'ü arıyoruz zaten. Şurası bizim aradığımız yer. O zaman f'te 3'ü bir bulalım mı arkadaşlar? Peki f'te 3'ü nasıl bulacağız öğretmenim? Şimdi şu fonksiyonda, şu ifadede 3 olması için direkt x yerine 2 yazarsam, hemen orada şurayı bir ayıralım hemen. Şu aşağıda x yerine 2 yazalım. Ne oluyor burası? F'in karesinde 2 yazarsam 3 eksi f'te 3 eşittir. 2 yazdım arkadaşlarım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4, 2 çıktı. 2, 1 daha 3. 3'ün karesi 9. Eksi 2 yazdım. 6, 1 çıktı. 5 mi oldu burası? Yok. 4, 1 çıktı. Eksi 3 oldu. 9 eksi 3'ten de 6'ya eşitmiş şu ifade. Şimdi bakın f'in karesiyle f'in farkı 6'ya eşitmiş. Yani f'in karesi diye düşünmeyin. Şu f3'e, f'te 3'e biz a dersek burası a kare eksi a eşittir 6 oluyor. Yani isterseniz şöyle a parantezinde a eksi 1 eşittir 6. Yani 3 ile 2 eşittir 6 geliyor arkadaşlarım. Demek ki a 3. A demek f'in 3 değerinde 3 olduğunu biliyoruz. Demek ki f'de 3 eşitmiş 3'e. O halde şurada artık 3 yazabilirim. Hadi bir toparlayalım. 4 kere 3, 12 tane f'in türevi var. Eksi bir tane de buradan çıkıyor. O zaman 11 tane f'in türevinde 3 eşitmiş 16'ya. Hemen her iki tarafı 11'e böldüğümde f'in türevinde 3 eşittir 16 bölü 11 çıktı. Sorunun cevabı geldi. Evet. 56 tane soru gömdük arkadaşlarım. Vallahi iyi yaptık. Şimdi bir tek sıra geldi türev alma kurallarının ÖSYS sorularını arkadaşlarım. Bunları çözeceğiz. Bir sonraki videomuzda çözeceğiz ama şu anda imkanı yok, çözemem. En kolayını bile yapamam muhtemelen çünkü kafam allak bullak oldu artık. Evet. Tamamdır dostlar. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.